Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik 92. temel eğitim banko örnek sınav sorularını çözeceğiz arkadaşlar. 40 adet sizlere çıkabilecek arkadaşlar örnek sorular. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılın. Özel güvenlik sorularını çözerek %100 geçin. Daha önce atmış olduğum 94. dönemden 92. döneme kadar yazılı ve örnek sınav sorularını mutlaka çözelim arkadaşlar. Instagram hesabından da takip edip başarınızı artırabilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz ve birinci sorudan itibaren başlayalım. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na göre özel güvenlik görevlisi görev başındayken hırsızlık yapan birini yakalarsa aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapması gerekir? A. Şüpheli hakkında tutanak yazarak şüpheli kişiyi en kısa zamanda genel kolluk görevlilerine teslim eder. B. Şüpheli kişiyi amirine teslim eder. C. Şüpheliyi gözaltına alır ve kolluk görevlilerini bilgilendirir. D. Şüphelinin çaldığı malı sahibine verir ve şüpheliyi kolluk görevlilerine teslim eder. E. Şüpheliyi sorguya çeker ve ifadesini alır. Evet. Evet arkadaşlar, birinci sorumuzun cevabı A seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Koruma ve güvenlikten sorumlu kişiler hakkında bulundurulması ya da taşınması gereken silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini gereken durumlarda diğer fiziki ve aletli güvenlik önlemlerini belirlemekle yetkilendirilmiş organ aşağıdaki şıklardan hangisidir? A. Jandarma Komutanlığı, B. İl Emniyet Müdürlüğü, C. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, D. Ticaret ve Sanayi Odası, E. Özel Güvenlik Komisyonu. Cevabımız Özel Güvenlik Komisyonu E seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkilidir? A. İçişleri Bakanlığı, B. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, C. Sanayi ve Ticaret Odası, D. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, E. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı. Tabii ki özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni veren İçişleri Bakanlığı A seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır? A. Alıcı, B. Mesaj, C. Kanal, D. Geri bildirim, dönüt, E. Kaynak. Evet, burada neyden bahsetmiş arkadaşlar? Tabii ki mesajdan bahsediyor. Evet, B seçeneğidir doğru cevap. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir? A. Ön kabuller, B. Duyarsızlık, C. Alınganlık, D. Kararlılık, E. Ben merkezcilik. Tabii, evet arkadaşlar, burada da bakın etkili iletişimin önündeki engellerden birisi değildir dediği, bakın kararlılık değildir, Denizli seçeneği.
Altıncı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi İletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir? İletişimle ilgili de mutlaka sınavlarda soru geliyor arkadaşlar. Mutlaka tekrarlamanız önemlidir. A. Alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır. B. Alıcı mesajı tam almalı, seçici olmamalı. C. Alıcı bilgi ve birikimi ile mesajı anlayabilme yeteneğine sahip olmalı. D. Alıcı kaynaktan gelen mesajı anlamaya istekli olmalı. E. Alıcı iletişime istekli olmayıp iletişime kapalı olabilir. Bakın burada arkadaşlar iletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden birisi değildir. Alıcı iletişime istekli olmayıp iletişime kapalı olmalıdır. Olabilir seçeneği yanlıştır. Kapalı değil, açık olmalıdır. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuz, insanlar kıyafetleri ile karşılanır, düşünceleri ile uğurlanır. Atasözünde iletişim açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? A. Beden duruşuna, B. Giyim kuşamına, C. Jestlere, D. Makamına, E. Yüz ifadelerine. Bakın burada insanlar kıyafetleriyle karşılanır dediğinidir. Arkadaşlar, vurgu yapılan giyim kuşamı değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. 8. sorumuza bakalım. Temel eğitimde başarılı olanlar kimlik kartlarını hangi makamdan alırlar? Evet, sizler için soruyor arkadaşlar bakın. Sınava girdiniz, başarılı oldunuz. Kimlik aşamasına geldiğinizde nereden alacaksınız? A. Jandarmadan, B. Genelkurmay Başkanlığından, C. Emniyet Genel Müdürlüğünden, D. Özel Güvenlik Daire Başkanlığından, E. Valilikten. Evet arkadaşlar, nereden alınıyor? Tabii ki Edirne seçeneği valilikten alınır. 9. sorumuz, görev alanı içinde işlenmiş olan bir suçun failini yakalayan ve delillerini saklayan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yapmış olur? A. Önleyici, B. Kurumsal, C. Kişisel, D. İdari, E. Adli görev. Evet, tabii ki burada neyden bahsediyor? Adli görevden bahsediyor arkadaşlar. Edirne seçeneği doğru cevap. 10. sorumuza geçelim. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Empatide duygular önemli değildir. B. Empatide anlama, sempatide ise hak vermek ön plandadır. C. Sempatide düşünceler önemli değildir. D. Empatide kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz. E. Aralarında hiçbir fark yoktur. Evet. Burada empatide anlama, sempatide ise hak vermek ön plandadır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet. 11. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir? A. Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak, B. Yenilikçi çözümler üretmek, C. Farklı alternatifler içerisinde en doğru ve en etkin seçimini yapmak, D. Kendi çözüm yöntemini öne çıkartmak, E. Problemin nedenini anlamaya çalışmak. Evet, burada da kendi çözüm yöntemini öne çıkartmak değil mi? Değildir. Denizli seçeneği. 12. sorumuz, mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği
emirleri yerine getirmeyen, belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar? A. Bu durum herhangi bir yaptırım gerektirmez. B. Hiçbir zaman. C. 1 yıl. D. 5 yıl. E. 6 ay. Evet arkadaşlar. 1 yıl görev alamazlar seçeneğimiz Ceyhan'dır. 13. sorumuza bakalım. Evet, 12. sorumuz Ceyhan, 13. sorumuz kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi, gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişi noktası, B. Araç noktası, C. Kontrol noktası, D. Nokta, E. Devriye noktası. Evet, burada da noktadan bahsetmiş. Arkadaşlar cevabımız Denizli seçeneğidir. 14. sorumuz, özel güvenlik komisyonu karar sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Oy çokluğu, B. Üye tam sayısı, C. Başkanın oy verdiği üyelerin tarafı, D. Üye tam sayısının 3'te 1'i, E. Üye tam sayısının 4'te 2'si. Tabii ki oy çokluğudur. Adana seçeneği doğru cevap. 15. soru, can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı sınırları belirli alana ne denir? A. Nokta bölgesi, B. Devriye, C. Devriye görevi, D. Koruma görevi, E. Kontrol görevi. Evet, burada da arkadaşlar neden bahsetmiş? Devriye bölgesinden bahsetmiş. Bursa seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz, sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar yeniden özel güvenlik kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir? Evet, özel güvenlik kursuna devam ediyorsunuz. Sınava girdiniz, başarılı olamadınız. Sınav süresi boyunca. Daha sonra özel eğitim kursuna devam etmeden 4 defa daha sınava girebiliyorsunuz. Denizli seçeneği doğru cevap. 17. soru, kontrol noktasına gelenlerin güvenlik cihazlarından geçmelerini sağlayan ve giriş bölümünde kişilere uyulması gereken kuralları anlatan personelin adı nedir? A. Yönlendirme personeli, B. Kontrol personeli, C. Devriye personeli, D. Kontrol nokta amiri, E. Koruma personeli. Tabii ki yönlendirme personelidir. Adana seçeneği doğru cevap. 18. soru, kontrol noktasında çalışan özel güvenlik görevlisi Sinem ile Deniz hangi yetkileri kullanamazlar? Tabii ki arkadaşlar daha önceki atmış olduğum soruların içerisinde özel güvenlik görevlerinin tamamen ayrıntılı bir şekilde anlattık. Oradan da tekrarlayabilirsiniz. A. Arama, B. Yakalama, C. Gözaltına alma, D. Emanete alma, E. Zor kullanma. Özel güvenlik görevlilerinin gözaltına alma yetkisi yoktur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 19. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet
patlama sonunda oluşan yangından yaralı olarak birini kurtarır? Ahmet ilk yardım kapsamında hangisini yapmalıdır? A. Yanığın üstüne yanık giderici merhem sürer. B. Su toplayan kısımları patlatır. C. Kişi yanmaya devam ediyorsa üstüne bir battaniye atar ve yuvarlayarak yanmanın durmasını sağlar. C. Yanık bölgesine bandaj uygular. D. Yanmış bölgedeki derileri kaldırır. Tabii ki arkadaşlar burada kişi yanmaya devam ediyorsa üstüne bir battaniye atar. Yuvarlayarak yanmanın durmasını sağlar. Seçeneğimiz Ceyhan'dır. 20. soru. Bir mal ya da eşya üstünde zilyede ait tasavvuf yetkisi kamu gücü kullanılarak kaldırılırsa bunun adı ne olur? A. Zor kullanma. B. Muhafaza altına alma. E. El koyma. D. Gözaltına alma. E. Arama. Burada da el koymadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 21. soru. Devriye olarak görev yaptıkları fabrikada çalışan özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Kemal'in hangi davranışları hatalıdır? A. Fabrikanın hassas alanlarını denetleme. B. Şüpheli kişileri takip etme. C. Çevreyle düzgün iletişim kurma. E. Trafiği düzene sokma. D. Trafiği düzene sokma. E. Ayrı güzergahta hareket etme. Tabii ki D seçeneğine dikkat edelim arkadaşlar. Trafiği düzene sokma özel güvenlik görevlilerinin görevleri arasında yoktur. Hatalı davranıştır. Denizli seçeneği doğru cevap. 22. soru. Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir? A. Emanete alma. B. Arama. C. Yakalama. D. Muhafaza altına alma. E. Zor kullanma. Evet. Burada da neyden bahsediyor arkadaşlar? Aramadan bahsetmiş bakın. Bursa seçeneği. 23. soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yangın söndürücü değildir? A. Karbondioksit. B. Köpük. C. Asetilen. D. Kum. E. Kuru kimyevi toz. Yangın söndürücü karbondioksit, köpük, kum, kuru kimyevi toz yangın söndürücüdür. Ama asetilen yangın söndürücü değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 24. Aşağıdaki düzenlerden hangisinin kuruluş amacında büyük gruplar küçük gruplara bölünebilir, yanlara doğru dağıtılabilir? Gruptaki liderler ve suçlular yakalanabilir. Evet, düzenin adını sormuş. Çember düzeni, hat düzeni, kama düzeni, bariyer düzeni, yakın koruma düzeni. Evet, tabii ki burada neden bahsediyor arkadaşlar? Kama düzeninden bahsediyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 25. soru. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmakla yetkili kişi kimdir? A. Garnizon komutanı. B. Jandarma komutanı. C. Emniyet müdürü. D. Belediye başkanı. E. Mülki idare amiri. Tabii ki arkadaşlar burada mülki idare amiri yetkili kişidir. Cevap Edirne seçeneği. 26. sorumuza geçelim. 26. soru ilk yardımla ilgili bir soru. İlk yardımın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yardım istemek. B. Olay yerinde ilaçla yapılan ilk müdahale.
C. Hastanedeki hekimlerin yaptığı ilk müdahale. D. Olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmemesi için yapılan ilaçsız ilk müdahale. Evet, bakın burada önemli bir püf noktamız var. E. Ambulanstaki görevlilerin yaptığı müdahale. Tabii ki ilk yardım nedir arkadaşlar? İlk yardım olay yerinde hastaların durumunun kötüleşmesini önlemek için, değil mi? Kötüleşmeyecek. Yani hastaları iyileştirmek için yapılan ilaçsız tedavi. İlk müdahale tabii ki ilk yardımdır. Denizli seçeneği doğru cevap. 27. soru. Hakim yerlere yerleştirilen keskin nişancıların bulunduğu koruma çemberi hangisidir? A. Orta çember. B. İç çember. C. Dış çember. D. Kenar çember. E. Ara çember. Evet. Burada da neyden bahsetmiş arkadaşlar? Dış çemberden. Evet, dış çember hakim yerlere yerleştirilen keskin nişancıların bulunduğu koruma çemberidir. Ceyhan seçeneği. 28. soru. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır? A. Silah kullanma. B. Bedeni kuvvet kullanma. C. Göz yaşartıcı gaz kullanma. D. Polis köpeklerini kullanma. E. Basınçlı su kullanma. Zor kullanmanın en son aşaması arkadaşlar tabii ki Adana seçeneğindeki silah kullanmadır. Evet. 29. sorumuz. Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur? A. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu. B. Ceza Muhakemesi Kanunu. C. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. D. Medeni Kanun. E. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkında kanun. Evet arkadaşlar, tabii ki ceza muhakeme kanunudur. Evet, özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı ceza muhakemesi kanunu, Bursa seçeneği doğrudur. 30. soru. Termal kamera nokta nokta bağlı olarak görüntü almak amacı ile kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisidir? A. Göz retinasına. B. Parmak izine. C. Vücut ısısına. D. Damar yapısına. E. El yapısına. Burada termal kamera vücut ısısına bağlı olarak görüntü almak amacıyla kullanılır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 31. Yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır? A. Çıkartılarak kanama kontrolü yapılır. B. Çıkarılarak yara üzeri örtülür. C. Çıkarılarak bol su ile yıkanır. D. Dokunulmaz sabitlenerek sağlık kuruluşuna götürülür. E. Dokunulmaz kendi kendine çıkması beklenir. Arkadaşlar, yarada yabancı cisim varsa kesinlikle çıkarılmaz. Sabitlenir ve sağlık kuruluşuna o şekilde götürülür. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 32. soru. Kaya, toprak veya arazi parçalarının yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisiyle hareket etmesi olayına ne denir? A. Tsunami. B. Sel. C. Erozyon. D. Deprem. E. Çığ. Tabii ki bakın burada neyden bahsediyor arkadaşlar? Hareket etmiş bakın. Aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisiyle hareket etmesi, toprağın bir yerden bir yere ne yapması? Taşınması. Evet, burada erozyondan bahsetmiş. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 33. Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisiyle tarif edilir? A. Boğma. B. İtme. C. Çekme. D. Soğutma. E. Dağıtma. Evet.
Neyden bahsediyor arkadaşlar? Soğutmadan bahsetmiş. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 34. soru. Koruma amiri araçlı koruma düzenlerinde nerede oturmalıdır? A. Makam aracının ön sağ koltuğunda. B. Makam aracının arka sağ koltuğunda. C. Takip aracının sağ koltuğunda. D. Takip aracının arka sol koltuğunda. E. Takip aracının ön sol koltuğunda. Tabii ki burada da arkadaşlar koruma amiri araçlı korumada makam aracının ön sağ koltuğunda oturması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 35. soru. Trafik kazası geçiren birinin hava yolunun açılması için ne yapılır? A. Hasta koma pozisyonuna alınır. B. Dil üst dudağı çengelli iğne ile tutturulur. C. Baş çene pozisyonu ayarlanır, yani verilir. D. Dil dışarı çıkarılır, çekilir. E. Baş yan tarafa çevrilir. Evet. Tabii ki arkadaşlar baş çene pozisyonu verilir. Evet, hava yolunun açıklığını sağlamak için. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 36. sorumuz. Herhangi bir işi yapabilmek için duyulan güçlü isteğin adı nedir? A. Motivasyon. B. Dürtü. C. Sempati. E. Empati. D. Empati. E. Empatik. Evet arkadaşlar, burada motivasyondan bahsetmiş. Adana seçeneği doğru cevap. 37. soru. Belli güzergahlara bağlı kalarak yürütülen devriye yöntemi nedir? Evet, belli güzergahlara bağlı. Planlı devriye, olağan devriye, geri dönüşlü devriye, motorize devriye, dairesel devriye, belli güzergahlara bağlı kalarak yürütülen devriye, tabii ki Adana seçeneğindeki planlı devriyedir. 38. soruda arkadaşlar sık sık sınavlarda gelen bir soru. İki farklı sınavda sorulan aynı soru, iki farklı sınavda sorulmuş. Örnek olması açısından aldım. 38'in A'sı genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir? A. Önleme araması. B. Adli arama. C. Üst araması. D. Suçüstü arama. E. Eşya araması. Evet, bakın 38B'deki sorumuz genel kolluk kontrolü ve gözetimi altında özel güvenlik görevlilerinin yaptığı hava meydanları aramasının adı nedir? Bakın iki soru farklı şekilde sorulmuş. Spor müsabakalarında yapılan aramayla hava meydanlarında yapılan aramanın adı nedir diye sorulmuş. Tabii ki her ikisi de nedir arkadaşlar? Önleme aramasıdır. Önceden önlemini almak. A seçeneğinde ve B seçeneğinde doğru verilmiş iki soru, farklı bir soru. 39. sorumuz. Son sorulara geliyoruz arkadaşlar. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A. İşveren sendikasına. B. Polise. C. İşçi sendikasına. D. İş mahkemesine. E. İdare mahkemesine. Tabii ki İdare Mahkemesi'ne başvurabilir. Edirne seçeneği doğru cevap. 40. sorumuz son soru. İlk yardımdan sık sık sorulan bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır? A. Sağlık kuruluşuna haber vermek. B. Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği. C. Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler. D. Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler. E. Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması.
Evet arkadaşlar, burada da sağlık kuruluşuna haber vermek ilk yardım, hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır. Adana seçeneği doğrudur. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Hepinize sağlıklı, kazasız gireceğiniz sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.